Sultana karşı gelmenin cezasını biliyor musun? Emri bil maruf ve nehi anıl münker, farz-ı kifayedir. Maruf, dinimizin emrettiği hususlardır. Münker ise, dinimizin yasakladığı, yani Allah-u Teala'nın razı olmadığı işlerdir. Emri maruf yapılmazsa, ilim yok olur. Cehalet ve sapıklık yayılır. Fitne her tarafı kaplar. Duruma göre, emri marufun yapılmaması gereken yerlerde yapmanın iyi olduğu yerlerde olabiliyor. Büyük İslam alimi Hüseyin Hilmi Işık Kuddis Sirru buyurdu ki, efendim, küfarla savaşan ve bir kılıç darbesiyle kanlar içinde atından düşüp şehit olan bir askere, çok büyük sevap vardır. Çünkü bu, cihattır. Cihat sevabı alır. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını dağıtanlar, ondan daha çok sevap alıyorlar. Neden? Çünkü bu hizmet, emri maruftur, insanlara dinini öğretmektir. Bu hizmetlerde hem cihat var, hem emri maruf var, hem de hediye var. Hediye, başlı başına bir sevaptır, sadaka sevabı. Allah'ın kullarına yapılan her türlü hizmet makbuldür. Ama, kitap vermek veya verilmesine sebep olmak, hepsinden daha kıymetlidir, daha makbuldür. Yani bir insanın dinini öğrenmesine sebep olmak, hepsinden daha sevaptır. Buharalı alim bizzat, Semerkant'ta sultanın çocuklarının sokakta uygunsuz oyunlar oynadıklarını görünce elindeki bastonla hafifçe vurur. Çocuklar kaçıp babalarına şikayet ederler. Sultan, Buharalı alimi çağırtarak, şöyle der, ey hoca! Sultana karşı gelmenin cezasını bilmiyor musun? Biliyorum sultanım, ama ya sen, Rahman'a karşı gelenin cehenneme gideceğini bilmiyor musun? Sana böyle emri maruf yapmak vazifesini kim verdi? Önce söyler misin? Seni kim sultan yaptı? Kim olacak elbette halife? Beni de, o halifenin Rabbi vazifelendirdi. O halde sana Semerkant'ta emri maruf vazifesini veriyorum. Ben de kendimi bu vazifeden hemen azlettim. Hoca, senin bu cevabına hayret ettim, emredilmeden izinsiz görev yapıyorsun. İzin verilince de istemiyorsun. Sultanım, sen izin verince, sonra azledersin. Rabbimin verdiği görevden beni kimse azledemez. Sen iyi birine benziyorsun. Dile benden ne dilersen. Peki, her şeyi isteyebilir miyim? Elbette. İhtiyarladım, halsizleştim, gençleşmek istiyorum. Bu iş elimden gelmez. O zaman bana bir ferman yaz, görevli melekler beni cehenneme atmasın. Bunu da yapamam. Benim öyle bir sultanım var ki, her şeyimi ondan istiyorum. Hiç bunu yapamam, demedi. Haklısın, haydi yolun açık olsun. Dualarında beni unutma. İslam Ahlakı. 23 Kasım 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ahmet Demirbaş.